Evet, neredeyim? Yalova'dayım. Yalova'da depremden zarar gören ve depremden etkilenip gelen vatandaşlarımız için belediyenin açtığı, şöyle ben bir dakika geliyorum başladım, muhteşem güzel bir sosyal market ve düzen. Tabii Yalova'nın bir özelliği var. Başkanım, Yalova evet. Belediye Başkanımız. Yalova'nın özelliği, 99'da biz bu acıyı yaşadık. Evet. Dolayısıyla bu konuda biz çok hassasız. Bölgeden depremzede kardeşlerimiz Yalova'ya geldiklerinde bütün ihtiyaçlarını karşılamak için Yalova Belediyesi olarak biz zaten hazırız, hazırdık. Tüm imkanlarını da karşıladık. Burada bizim gelen depremzede arkadaşlarımızın hiçbirisinde hiçbir mağduriyet yok. Ailelerimiz yanlarına aldı. Belediyemiz olarak da bütün desteğimizi veriyoruz. Evet. Sanıyorum 18 gündür 4000 kişiye yakın, yani 800-850 aile arası bu marketten giyim, gıda, hijyen, her şeyini, değil mi? Kesinlikle. 4000 aile bizden şu an kıyafetten erzağına, ihtiyacına, barınmaya kadar belediyemiz müdahale ediyor. Yerlerinde de ziyaret ediyoruz. Biz onları da artık Yalovalı kabul ediyoruz. O şekilde söyleyeyim. Evet. Şimdi bir çadır kentte olanlar var ki, bir bölgeye gittiniz, hatta yeni geldiniz biliyorum. Çok duyguda yüklü gidiyorsunuz ve çok duygu yüklü geliyorsunuz. Bir de tabii ki 3. gününden beri benim söylediğim, orada devletimiz, STK'lar, milletimiz birlikte dört elle sarılmışlar. Ama bir de diğer şehirlere gelen depremzede kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için ne yapmalıyız? İşte belediyelerin öncülüğünde evet. Bu yapılan, yani burada çadırda kalmıyorlar ya misafirler ya ev kiralıyorlar, ama sadece bunu vermekle değil, her konuyla ilgileniyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kaymakamlığımızla tabii, valiliğimizle birlikte. Biz valiliğimiz koordinesinde zaten Yalova Belediyesi olarak devletimizin bütün kurumları, AFAD'dan Kızılay'a, Yalova Belediyesi'ne, bütün ilçe belediyelerimizle depremzede ailelerimizin yanındayız. Bütün evet. ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ben ilk günden beri ilk deprem olduktan 1,5 saat sonra Yalova İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi bölgeye intikal etti. Ertesi günde 100 iş makinasıyla biz Hatay'a, buradan bizim görev yerimiz Hatay olarak ilk etapta AFAD'ın koordinesinde gittik. Ve arama kurtarma çalışmalarımızı 10 gün boyunca orada destek verdik. Devletimizin bütün birimleri orada. Kızılay'dan AFAD'a, belediyeye, bütün imkanlarımızla devletimiz orada. Ordudan dediğim gibi olması gereken herkes orada. Evet, gönüllü STK'lara. Tabii 99 depreminde biz de Yalova'daydık, annem. Ve o zaman halkımızın, bırakın kıyafeti, çok kötüydü. Yani ben şehir dışındaydım, depremi yaşamadım, ama gelir gelmez buraya annemin yanına geldim, akrabalarımın yanına geldim. Sevgili izleyiciler, şunu söylemek istiyorum. Benim dayımın 3 tane kızı cenaze yıkayacak insan yoktu. Kendileri gönüllü cenaze yıkıyordu. Allah bir daha göstermesin. Ama işte bu da doğal afet. Ama Yalova'nın tabii ki böyle bir afeti iliğine kemiğine kadar hissetmiş bir il olarak daha yoğun da duygularla, değil mi başkanım? Kesinlikle, kesinlikle. Rabbim bir daha göstermesin böyle bir felaket memleketimize. Yalova 99 depremi gerçekten büyük felaketti. Ama 10 ilimizde daha da büyük bir felaket gerçekleşti. Tüm hemşehrilerimize biz geçmiş olsun diyoruz. Biz Yalova olarak ve bütün Türkiye Cumhuriyeti illeri olarak deprem bölgesindeki 10 ilinde yanındayız. Evet. Ben hemen tekrar, bakın, erkek, çocuk, bayan reyon reyon ayrılmış. Gıda kolileri. Aklınıza ne gelirse. Vallahi bir de gizli kahramanlar var, değil mi? Sabahlara kadar, değil mi? Ayak ayıklandı bu gelen kıyafetler. Ve oraya giden kıyafetler. Hepsi tek tek gruplandı, ayıklandı. Ben şöyle o gizli kahramanları da, vallahi bir kendinizi alkışlasanız da ya, gizli kahramanlar. Hak ediyorsunuz vallahi. Şunu da söyleyeyim Sevda Hanım. Buyurun. Biz ilk 5 gün, ilk 10 gün diyeyim, Yalova'dan 250 tır erzak ve kıyafet desteği 10 ilimize de, bölgeye, buradan bütün yardımsever hemşerilerimizle ve personellerimizle birlikte tırlarımızı yükleyip bölgeye ulaştırdık. Devam ediyoruz. Evet. Her gün 2 tır devam ediyoruz. Bu da bizim ülkemizin güzelliği, yani gönüllüsüyle. Kesinlikle. Kimi duasıyla, kimi parasıyla, kimi bedenen, kim ne yapıyorsa, işte biz hep birlikte Türkiye'yi izliyoruz ya. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyoruz başkanım. Biz. Tabii ki belediyelerimizin görevleri var, ama
görevin üstünde, hani bu olay siyaset üstü, bu olay görev üstü. Doğru. Görevinin yanında bir de insanlığını da ortaya koyuyorsun. İmanını da ortaya koyuyorsun, inancını da ortaya koyuyorsun. Tekrar bu güzel bir koku yok, bir ayakkabı kokusu bile yok, bir deri kokusu yok. Muazzam güzel bir ortam, tertemiz. Ellerinize, gönlünüze sağlık. Eminim ki diğer tüm belediyelerimizde aynı böyledir. Çünkü bölgeye giden belediyelerden özellikle giden kolilerde hiçbir sıkıntı yok. Yok asla. Üzerlerine yazılmış gruplu. Bu arada Gökşen Hanım, siz de sabahlara kadar çalıştığınız gönüllü ekibinizle. Evet, elimizden geleni yaptık. Grupladınız. Evet, biz bir acıyı biliyoruz. Çok derinden yaşadığımız için. O yüzden canı gönülden çalıştık. Gecemizi gündüzümüze kattık. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum usta. Tekrar Allah kabul etsin. Bir daha da yaşatmasın ama her zaman hazırlıklı olmamız lazım. Son olarak ben şunu da söyleyeyim Sevda Hanım. Oradaki hemşehrilerimiz kendi evlerine tekrar girene kadar biz kendilerinin yanlarındayız. Ben şöyle dedim başkanım. O insanlar evlerine girene kadar çok ihtiyacım olmadığı sürece üstüme hiçbir şey almayacağım. Bravo, tebrik ederim. Evime de çok ihtiyacım olmayan ve buradan da tekrarlayayım. Büyük harfle deprem yaz, 1866'ya yolla. Bugün biraz eksik ye, bugün biraz eksik giy. Bugün kendine bir şey alırken elini çek ve bu iş uzun soluklu bir süreç. Aynı ben de öyle diyorum. Onlar evine girene kadar bize rahat uyku yok. Yok. Görüşmek üzere.